Star gazetesinde İbrahim Kiraz isimli yazarın "Sık dişini Avrupa, Türkiye geliyor" başlıklı bir yazısı var. Türkiye'nin her halükarda Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğu Avrupa'da. Aslında onların da halklarını ikna etme de zorlandığı sadece. Fakat her alanda Avrupa'ya ihtiyacı olduklarını, farkında olduklarını kaleme almış. Kim ihtiyacı olan kim? Avrupa Türkiye'ye muhtaç. Ama şimdi bak, adamın başından beri biliyorlar muhtaç olduklarını. Fakat evet, onların gizlediği vaka söyleyemediği nedenler var Türkiye'ye almadıkları. Bunun sebebi var yani. İhtiyaç olduğu belli ama şöyle ihtiyaçlar var Türkiye'ye. Türkiye genç iş gücünü temsil ediyor. Genç iş gücü. Adamlar yaşlı. Evet. Gençler onlara hizmet etmesi gerekiyor. Fabrikalarda, orada burada adama ihtiyaçları. O yönden ihtiyaçları var. Bizim otellerimize, sahil kentlerimize ihtiyaçları var. İyi eğlenmek için. Alem yapmak için. Bu yönde de ihtiyaçları var. Bizim onlara ne ihtiyacımız var? Onları biz seviyoruz, Avrupalılar genel olarak severiz tabii. Yani sanatı, bilimi, yani onlar güzel. Ama Türkiye, Türkistan Birliği'nin lideri olmadan Avrupa Birliği'ne girmesi hiçbir şey ifade etmez. Acil olarak Türkistan Birliği olması lazım. Acil. Bunu çok zor, karmaşık göstertenler, bizim Tombul Şişman falan da öyle yapıyor. Zor göstertiyor. Ona da bir isim koymuş. Neo Osmanlı'dan. Evet. Madem dedim değil mi, ne olduğunu sordum, ben de sorayım dedim. Anlatalım dedim inşallah. Sorusuna cevap Türkistan Birliği'dir. Türkistan Birliği oldun mu konu bitti. İnşallah. O kadar kolay bir şey ki. Kardeşim bak, şimdi bugün toplansın Türkiye devletleri, İslam ülkeleri toplansın. Ya arkadaş, şu pasaportları kaldıralım, ne diyorsunuz densin. Bir kişi söylesin, oylama yapalım diyecekler. Alayı birden evet der. Evet, bitti işte, bu kadar. Bir fasıllık işi var, bir fasıllık. Evet. Ya kardeşim, denesinler ya. Bu kadar ben çarptıracağım. Evet hocam. Yani masrafını da ben yapacağım, kabul ediyorum yani. Bak, Türk devletlerinin ileri gelenleri, yani devlet başkanları, İslam ülkelerinin devlet başkanlarını bir araya getirecekler. Tek oylama yapılacak, denecek ki pasaportları kaldıralım mı? Derhal evet çıkacaktır. Buyurun sana da Türkistan Birliği işte, bu kadar. İnşallah. Evet, inşallah. Bak, tek fasıllık iş kardeş. Adamlar aman karışık işler ya, çok zor. İşte halkları ikna etmek lazım, bilmem. Böyle bir olay yok, bunlar doğru değil. Yani belirli bir günün belirli bir vaktinde, yani yarım saat sürmez bu iş, yarım saat. Yarım saatlerini verecekler, konu biter. İnşallah. Siz bundan 3 sene evvel vizeler kalkacak dediniz, şimdi kalktı hocam. Kardeşim, vize kurtarmaz. Ben önce söyledim, vizeler önce kalkacak dedim, pasaportlar. Ya alıştırmaya, millete alıştırmaya gerek var mı ya? Ya neyini alıştıracağız biz? Türkistan Birliği için insanları alıştırmaya gerek var mı? Yok. Yani bir adamı kötülüğe felaket etmiyorsun ki alıştıralım yani. Evet. Neyini alıştırıyoruz? Şimdi herhangi bir devlet karar alsın. Ama Türkiye'nin karar almasını biz istiyoruz. Dilekçe versinler. Ankara'da ve İstanbul'da bir toplantı yapılsın. Bütün İslam ülkelerinin liderlerini çağıracağız. Türk devletlerinin liderlerini çağıracağız. Gündemde tek soru var. Arkadaş, pasaportları kaldıralım mı, kaldırmayalım mı? Bak, kaldıralım da demiyoruz illaki. Kaldıralım, kaldırmayalım. Kaldıralım diyenler parmak kaldırsın. Hepsi birden kaldırır. Bitti. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hadi hayırlı uğurlu olsun denecek. O kadar. İnşallah. Bu olduğunda konu biter. Öbür türlü böyle. Oho. Yani bu çok uzun hikaye yani. Olmaz. Avrupa Birliği'ne girsek de bereket olmaz. Bir şey çıkmaz ondan.